Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Buyurun. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Yahudiler için onları aşağılık maymunlar olun dedik diyor Allah-u Teala. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani maymunlar tamam, onlardan geldi bir kısmı mı? Şimdi arkadaşlar, Yahudiler Allah-u Teala'ya iftirada bulunuyor. İşte Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Peki 7. gün ne yaptı? Cumartesi günü istirahat etti. Diyorlar böyle. Bundan dolayı Allah-u Teala onlara cumartesi günü çalışmayı yasaklıyor. Şu andaki Yahudiler de cumartesi günü çalışmazlar. Bir sahil kasabasında yaşayan Yahudiler arkadaşlar, balık tutmaya çalışıyorlar, tutamıyorlar. Fakat cumartesi günü balıklar kaynıyor. Bir tane kanal açıyorlar. Balıklar cumartesi günü kanaldan geçiyor, öbür tarafa düşüyor, geride çıkamıyorlar. Pazar günü topluyorlar. Böyle hile yapıyorlar. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki: "Kûne kıradeten hâsiîn." Biz onlara hor ve zelil maymunlar olun dedik. Burada iki tane görüş var. Bir, gerçekten maymun oldular. İki, yani maymun gibi öyle ahlaklı oldular şeklinde. Tefsirlerde şöyle geçiyor arkadaşlar. Bunlar maymun oldular şeklinde anladığımızda Mesih deniyor buna. Şekli değişiyor, sureti değişiyor. Bunlar 3 gün yaşıyor. Ormana kaçıyorlar. Orada 3 gün sonra ölüyorlar, yok oluyorlar. Yani dolayısıyla Darwin'in iddia ettiği evrimle bunun hiçbir alakası yok. Darwin bütün her şeyin tek bir şeyden geldiğini ispat etmeye çalışıyor. Çok zor, imkansız. Dünyadaki en imkansız şey evrim teorisini ispat etmek. Mümkün değil. Yani bu varlık arkadaşlar, can, insan, hayvanlar, bitkiler böyle tesadüfen oluşacak kadar basit değil. Çok karmaşık. Ve bunu şunu soruyorum ben. Yani ne oluyor da bu hep sürekli sizin iddianıza göre yükseliyor? Yani daha iyi, daha kaliteli oluyor. Halbuki tesadüfen olmaz bu. Tesadüfen evrim diye bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten bunu şunun için şey yapıyorlar, yaratılışı inkar etmek için böyle bir şey uydurdular. Mendel diye birisi işte fasulyeler üzerinde çalışıyor, fareler üzerinde çalışıyor ve şunu ispat ediyor. Daha sonra meydana gelen şeyler kalıtımsal, irsi olarak sonrakilere geçmez. İşte zürafa ne yapmış? Yukarıdaki bitkileri yiyeceğim derken boynu uzamış. Aynı şey keçi için de geçerli. Keçi daha fazla. Keçinin niye boynu uzamadı? Mümkün değil arkadaşlar. Bunlar bu kadar basit değildir. Evet, ikinci sorumuz varsa alalım. Hocam, kader konusundan biraz bahsedebilir miyiz? Öncelikle az önce söylemiştik. Bir açıklamış, Peygamber Aleyhisselam gelmeseydi Hazreti Ömer böyle bir olmazdı, Abdullah bin Mesud fakih, fıkıhçı olmazdı diye. O zaman bu kader konusunu nasıl anlamalıyız? Kader konusuna geleceğiz ama onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Kader nedir arkadaşlar? Ayet inna halakna kulle şeyin bi kader. Doğru mu? Ayeti doğru mu okudu? Hafızlar. Biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Teala. Kader ölçü demek arkadaşlar. Yani Allah Teala her şeyi sistematik yaratmış. Buna kader deniyor. Peki kaderi nasıl anlayacağız? Bir, kainattaki kader. Allah Teala bu hard diske bir şey yüklüyor. Bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Belki buna levh-i mahfuz, hani gizlenmiş, korunmuş ana kartel ya da işte hafızaları şeyle bilgilerin yüklendiği hafıza. Ana hafıza bu. Ayrıca burada dosyalar var arkadaşlar. Bizim anlayacağımız şekilde anlatalım. Bilgisayar mantığıyla. Allah Teala her sene buradaki bir dosyayı açıyor.
her sene. Ne zaman? Berat gecesinde. Ayrıca her çocuk anne karnına düştüğü zaman onunla ilgili bir bilgiyi bir melek geliyor 40. gün. O bilgileri yüklüyor. İşte insanlara böyle bir bilgi yükleniyor. Kainata böyle bir bilgi yükleniyor. Ama insana da bir cüz'i irade veriliyor. Yani insan erkek dişi olmayı seçemiyor. Boyunun uzun kısa olmasını seçemiyor. İşte kara kaşlı, kara gözlü ya da sarışın olmasını seçemiyor. İşte kimisi Türkiye'de doğuyor, kimisi Amerika'da. Ya ben Amerika'da doğacaktım, yanlış olmuş. Ya da ben Türkiye'de doğacaktım, yanlış olmuş diye kimse itiraz edemiyor. Her şey Allah'ın kontrolünde. Ama bu kontrol sistemi içerisinde insana bir özgür irade veriliyor. İşte bu iradeden sorumlu insan. Ahmet bin Hanbel'de bir hadis tercüme etmiştik. O benim ufkumu açtı. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişinin kaderinde zina yazılır. Zina yapacak diye yazılır. Onun vakti saati gelince o kişiye böyle bir imkan verilir. O kişi nefsine, şeytana uyar da zina yaparsa günah kazanır. Ama Allah korkusu ile zinadan kaçarsa sevap kazanır. Kader budur işte. Kader, yani size böyle bir imkan veriliyor. Hocam, insan kendi kaderini değiştirebilir mi? İnsan... Kendiniz örnekte insan kaderini değiştirmiş olmadı mı orada? İşte kaderde böyle bir şey yazılıyor. Kader arkadaşlar şudur, yani kader çok basit bir şey değil. Hani bugün internette şurada burada çok basite indirgeniyor. Çok karmaşık bir sistem. Aslında bizim aklımızın da alabileceği bir sistem değil. Bütün kainatın sistemi, varlığın sistemi. Yılların, asırların, dakikaların, saniye, salise, rabia, hamise aşağı doğru gidiyor. Her şeyin sistemi bilemiyoruz. Sadece biz Kur'an'da ve hadiste geçen şekliyle biliyoruz. Yani orada böyle bir şey var. Bu insan onunla karşılaşacak. İşte o anda verdiği tepkiyle ya sevap kazanıyor ya da günah kazanıyor. Kader yine değişmiyor. Allah Teala orada onunla karşılaşacak diyor. Tabii. Değilse günahkar olacak yazmıyor. Onun için bu şekilde Kur'an'da ve sünnetteki şekliyle anlıyoruz ve öyle bırakıyoruz. Çok da bunu deşelemiyoruz. Çünkü bilmediğimiz bir şey. O zaman ne oluyor? İnsanlar yanlış anlıyor. Kimisi cebriye oluyor, kimisi mutezili oluyor, kimisi kaderi inkar ediyor, kimisi elimiz kolumuz bağlı diyor filan. Ehli sünnet diyor ki, Allah'ın külli bir iradesi var, her şeye hakimdir. Ama burada, bu kainatta insana cüz'i bir irade verilmiştir. Bu irade ile yaptıklarından sorumludur. O kadar. Tabii bunu bunun arkadaşlar çok karmaşık bir sistem dedim ya. Burada o insanın işte samimiyeti, yaşadığı dönem, sohbetler, başka şeyler hepsi bunu etkiliyor. İşte Allah Teala bir insanı severse böyle İslam'a doğru yaklaştırıyor. Ayette nasıldı? Kim bizim yolumuzda mücadele ederse bizim için, bize ulaşmak için lenehdiyenne sübülena. Yollarımızı açarız diyor Allah Teala. Bir bakıyorsunuz İngiltere'deki işte Cat Stevens Müslüman oluyor. Adam çok büyük bir işte şarkıcı. Bütün dünya çapında Cat Stevens, Yusuf İslam oldu. Şarkıcı ilk Müslüman oldu, buraya geldi, Konya'ya geldi. Bir sohbet etmişti. Diyor ki ben her şeye ulaştım diyor. İşte para, kadın, makam, şöhret, her şey. Artık diyor yapacak bir şey yok diyor. Araştırmaya gittim. Yani insan hayatı bu kadar basit olmamalı. İşte Budizm'i araştırdım, Hristiyanlığı araştırdım, tatmin olmuyorum diyor. Lübnan'dan abim bir Kur'an-ı Kerim getirdi. Getirmişti İngilizce. Onu okumaya başladım, hayran oldum diyor. Ve yavaş yavaş Müslüman olmaya başladım diyor. Ve ilk yaptığım şey plak, ilk çıkardığım plağın üzerine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bunu yazıyor.
Daha sonra okudukça iyice Müslüman oluyor. Ve sonra diyor, baktım ki diyor, önceki hayatımla İslam çelişiyor. O zaman diyor, o hayatımı terk ettim. Ve iyi bir Müslüman olmak için çalıştım diyor. Ve diyor ki, Müslüman olmadan önce Müslümanlara baksaydım belki Müslüman olmazdım. Çünkü o dönemde böyle bir durum var. İşte bizim arkadaşlar, kötü Müslüman olmamız başkasının Müslüman olmasını da engelliyor. Günahı bize. Ve Cat Stevens iyi bir Müslüman oluyor. Sarık sarıyor vesaire. Şu anda İngiltere'de şeyler var, okulları var. Çok güzel de bir sesi var, bilmiyormuş dinlediniz mi? Niye Cat Stevens denilmiş? Cat, kedi demek. Böyle kedi gibi hareketleri olduğu için Cat Stevens denilmiş. Sonradan Allah ona İslam'ı nasip ediyor. Ve adı da Yusuf İslam oluyor. Bak, İslam ona ne yaptı? Bir şahsiyet verdi, kimlik verdi. Müthiş yani. Evet, başka sorusu olan var mı? Hocam, şimdi şöyle tarihi okuyalım dediniz ya. Tarihte Osmanlı padişahları, Selçuklu, Büyük Selçuklu padişahları falan, bunlar o tasavvufla araları çok iyi. Hatta yani Moldalar, Hucalar yetiştiriyorlar. Peki nasıl bakmamız lazım tasavvufa? Şimdi arkadaşlar, üç tane İslami ilim var, çok önemli. İslam sistemini oluşturuyor. Bir, akaid, kelam. İki, fıkıh. Üç, tasavvuf. Çok önemli. Akaid, İslam inancı. Fıkıh, İslam'da ibadet, hukuk ve iktisat, devlet yönetimi. Tasavvuf da ahlak, güzel ahlak, İslam ahlakı. Sufiler tasavvufu şöyle tanımlıyorlar. Nefsin terbiyesi, ruhun tasfiyesi. Nefsimizi terbiye edeceğiz, ruhumuzu da tasfiye edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu nefis bildiğiniz gibi değil. Siz daha gençsiniz, çok bilmezsiniz. Bu genç insanları öyle bir günaha sürükler ki bir anda. Şeytan da öyle. Osmanlılarda böyle keskin kılıçlar varmış arkadaşlar. Vururmuş, düşman kafasının kesildiğini bilemezmiş. Yürüyünce kelle düşermiş, bilirmiş. İşte şeytan da böyle. Keser, bilemezsiniz. İşte tasavvuf arkadaşlar, insanları şeytanların şerrinden, kötülüklerin, günahlardan vesaireden korumak için olan İslam ahlakı. Burada bir takım eğitimler var, zikirler var, tesbihler var, riyazatlar var. İşte az konuşacaksın, az uyuyacaksın, efendim... halvet var, biraz kendine geleceksin, çok Kur'an okuyacaksın. Böyle şeyler var, tarikler var. Bunlar tabi hepsi İslami. Hepsi Kur'an ve sünnete dayanıyor. Ve bunlar tabi temiz insanlar. İşte Nakşibendi Hazretleri, Rıfai Hazretleri, Abdülkadir Geylani, hepsi kabul ediyor. İbn-i Teymiye, en çok tasavvufa karşı olduğu söylenen kişi, Abdülkadir Geylani'ye böyle aşık, çok seviyor. Kitaplarında fetavası var. Orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni çok böyle övüyor. Çünkü bunlar İslam ahlakını çok iyi bilen temiz insanlar. Ve başkalarına örnek oluyor arkadaşlar. Onun için tasavvuf çok önemli bir ilimdir. Ama sadece ilim değildir, bir hayattır, yaşayıştır. Dilimize sahip olacağız, gözümüze sahip olacağız, kulağımıza sahip olacağız. Hani bir şair diyor ya, dilim ettim beni, dilim dilim diyor. İnşallah öbür sohbetimize kadar şöyle bir şey verelim, söz verelim, ben de dahil. Hiçbirimiz başkasına kötü söz söylemeyeceğiz, küfretmeyeceğiz. Bakalım kaç gün dayanacağız. Tamam mı? İşte böyle bir eğitim yani. Bu arkadaşlar, değilse nefsi kendini kendi haline bırakırsanız o azgın at gibidir. Sizi sürükler götürür. Adamın birisi öyle ata binmiş, atı da zapt edemiyor, gidiyormuş. Biri demiş, nereye gidiyorsun? Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete demiş. Yani nefis sizi böyle alır, sürükler götürür. Hele hele gençlerde bu nefis çok önemli. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gençleri erken evlendirin. Evlenmeyen kişiler de oruç tutsun. Şeytanın yolunu açlıkla, oruçla tıkayın diyor arkadaşlar. Onun için az yememiz lazım, az konuşmamız lazım, az uyumamız lazım. Biraz hepimizin tesbih zikri olsun. Her gün benim tavsiyem, tesbihi alalım.
100 kere estağfirullah, 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 istiğfar edelim. 100 kere la ilahe illallah, 100. de la ilahe Muhammed Resulullah diyelim. 100 kere Allah, 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 Allah diyelim. 100 kere salavat, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. 100 kere kul huvallahu ehad. İnşallah böyle alıştıralım arkadaşlar. Abdestli gezmeye çalışalım. Abdestli olursak Allah Teala sürekli bize sevap yazıyor. Abdestli ölürsek şehit olarak ölüyoruz. Peygamberimizin böyle bir müjdesi var. 5 vakit namazı mümkün olduğu kadar kılmaya çalışalım. Camiye gelelim, camide kılmaya çalışalım. Öyle olduğu zaman nefis bize çok hakim olamıyor. Düşman, şeytan hakim olamıyor. Ama evde yalnız buldu mu işini bitiriyor bizim. Ha bu hacıymış, hocaymış, dervişmiş bilmem ne. Gözünün yaşına bakmıyor. Onun için topluluktan, cemaatten, Müslümanlardan ayrılmayın arkadaşlar. Hocam, evet. Üzerine Hanzala hadisini bunun neresine koyabiliriz? Hangi Hanzala? Münafık oğlu hadisi vardı ya. Ya şimdi Resulullah Efendimiz'in sahabesi çok tabii şey, hassas. Dışarıya çıkıyorlar. Resulullah'ın yanında iyiler. Dışarıya çıkıyorlar, bozuluyor. Onun için birçok hepimiz yani günümüzdeki halimiz gibi. Ondan sonra diyorlar ki işte ya münafık olduk galiba diyorlar. Bu Peygamber Efendimiz'e ulaşınca hayır öyle değil diyor. Öyle demeyin. Bazen öyle bazen böyle. Ama mücadele devam ediyor. Hayat boyunca nefisle, şeytanla, şer güçlerle mücadele devam ediyor arkadaşlar. Pes etmek yok. Nefse, şeytana şurada yenildik. Eyvah tüh her şey bitti artık. Yok. Hemen ayağa kalkacağız, tövbe edeceğiz. Ve cennete doğru olan yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bazen tökezleyeceğiz, bazen şeytan bize çelme takacak. Ama yine cennete olan yürüyüşümüz devam edecek arkadaşlar. Onun için sahabenin hayatını çok okuyalım. İnşallah değişik şeylerimiz var, böyle projelerimiz var sahabenin hayatını anlatma şeklinde. Onlar müthiş. Resulullah onları nasıl yetiştirdi ben bilemiyorum yani. Müthiş yani. Bir anda yani 23 senede Resulullah bu mükemmel insanları yetiştiriyor, bitiyor iş. 23 senede devletini kuruyor, bitiriyor. 23 senede ümmeti oluşturuyor, bitiriyor. 23 senede İslam'ın bütününü aktarıyor, bitiriyor. Resulullah çok aktif arkadaşlar. Sahabe onu takip edemiyor. İşte namazları o kıldırıyor, zekatları toplayıp dağıtıyor. Yahudi mahallesine gidiyor, Hristiyan mahallesine gidiyor, Müslümanlara tebliğ ediyor, Kur'an-ı Kerim inince aktarıyor, devlet başkanı savaşlara katılıyor. Sahabe onu takip edemiyor, müthiş yani. Bu kaç yaşlarında oluyor? 40'la 63 yaşında. İşte gençliğin en böyle verimli anı. Evet, son sorumuzu alalım. Herhalde... Namazla alakalı soru soruyor. Buyur. Kazan namazları var mıdır? Kazan namazı kılmak isteyen arkadaşlarımız olursa kılma usulü nedir? Arkadaşlar, Allah Teala buyuruyor ki: "Ve akimis salate li zikri." Beni hatırlamak için namaz kılın. İnsan yani Allah'ı unutuyor. İşte 5 vakitte ne yapıyor? Hatırlıyor. Rabbimizin huzuruna çıkıyor. Allahu ekber diyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor. Allah, insanın Allah'a en yakın olduğu yer neresidir? Secde. Onun için secde 2 defa olur. Çok önemli. Namazın zirvesi, secde. Bu şekilde ruhu yenileniyor arkadaşlar. Bir ibadet farz ise, bütün ulemanın ittifakla kabul ettiği şey, onu bir mazeret sebebiyle, ya da mazeretsiz yapılmazsa onun kazası var yine. Borçtan kurtulmuyor. Onu yine ödeyecek. Oruç da böyle, namaz da böyle, diğer şeyler de böyle arkadaşlar. Günlük 5 vakit namaz farz. Bir kişi bulu çağına girdikten sonra mutlaka günlük 5 vakit namaz kılması gerekir. Ama ola ki bazen namazlarımız geçiyor, tembellik yapıyoruz vesaire. Orada ne yapmamız lazım? Hemen geçen namazların kazasını kılmamız gerekir.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz kılamamış. 4 vakit Uhud savaşı zamanında. Müşrikler o kadar çok saldırıyor ki 4 vakit kılamıyorlar. Sonra onun kazasını kılıyor. Bir de bir yolculuktan gelirken gece bir yerde konaklıyorlar. Resulullah diyor ki bizi kim bekleyecek? Bilal Habeşi ben beklerim diyor. Resulullah diyor ki sen uyursun diyor. Yok ya Resulullah ben beklerim diyor. Herkes yatıyor, uyuyor. Bilal Habeşi atına yaslanıyor, bekliyor. Ama bir süre sonra tabii yorgun, savaştan gelmişler. Onun da gözlerinin bağı çözülüyor, uyuyor. Atına yaslanmış bir şekilde uyuyor. Gözümü bir açtım diyor Bilal Habeşi, güneş doğmuş. Helak oldum, helak oldum diye Resulullah'ın yanına gittim. Resulullah dur sakin ol dedi diyor. Ondan sonra insanlara haber ver diyor, abdest alsınlar, namaz kılacağız. Sünnetini kılıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sonra farzını kıldırıyor. İşte bundan dolayı öğle vaktine kadar sabah namazı geçtiyse hem sünnet hem de farzını kılabiliriz. Diğer namazlarda sadece farz. Peygamberimiz böyle 5 vakit kılamamış. Onun dışında arkadaşlar mazeretsiz namazı terk etmek, kılmamak tabi haramdır. Burada yapılması gereken hemen tövbe edeceğiz. Kılmadığımız namazların kazasını kılacağız. Ama çok çok kaza namazımız var. Ne yapacağız arkadaşlar? Mesela 30 yaşında namaza başlamış, 40 yaşında namaza başlamış. O kişilere de şunu tavsiye ediyoruz. Sünnetler yerine kazalar kılsın. Yani farzlar kılsın 5 vakit ama sünnet yerine kaza kılsın. Ara sıra da sünnetleri kılsın. Kılarken de en çok şöyle yapsın. İlk kılmadığım işte öğle namazı. İlk kılmadığım ikindi namazı. İlk geçirdim. Ya da son kılmadığım diyebilir. Peki bunu hesap etmek nasıldır? Hesap etmek zor. Şöyle bir formül vereyim ben size. Mesela kaç yıl kılmadık diyelim? 15 yıl. 15 yıl böyle 5 vakit devam ederseniz kazasını kılmış olursunuz. Evet, herhalde. Efendim? Kolay, basit. Herhalde soru yok. Vitir namazı bizim Hanefi mezhebinde arkadaşlar vaciptir. Vacip namazların da kazası gerekir. Onun için vitir namazının da kazası gerekir. Şimdi bir hadis var. İnna Allahe vitrun yuhibbul vitre. Allah tektir, tek sever. Onun için namazlarımız tek oluyor. Yani sabah, öğlen, ikindi kılıyoruz. Akşam namazını 3 rekat kılınca hepsi tek oluyor. Yatsıyı kılıyoruz. Onun da tek olması gerekir. En son kılınan vitirle o da tek oluyor. Tek dediğimiz arkadaşlar 3, 5, 7, 9 bu sayılar. Peygamber Efendimiz gündüzün vitri akşam namazıdır diyor. Bundan dolayı Hanefiler gecenin vitri de 3 rekattır diyorlar. Tek rekat olmaz diyorlar. 3 rekatta ittifak var. Onun için Hanefiler ihtiyaten vitir namazının 3 rekat olması gerektiğini söylüyorlar. Vacip olduğu için de onun da kazası gerekiyor. Herhalde soru yok. Allah razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.